Ayılar, vahşi doğanın en büyük ve en etkileyici yırtıcılarından biridir. Ancak onları sadece güçle tanımlamak eksik kalır. Zeka, kas yapısı, dayanıklılık ve avcılık yetenekleriyle tam anlamıyla doğanın kusursuz bir hayatta kalma makinesidir. Bir ayının fiziği, en güçlü insanlar ve sporcularla kıyaslandığında bile ezici üstünlüğe sahiptir. Peki detaylı olarak inceleyelim. Ayılar, kas kütlesi bakımından bir insanın çok ötesindedir. Kas yapılarındaki liflerin yoğunluğu ve dizilimi onları son derece güçlü kılar. Bir boz ayının çenesi yaklaşık 100 kiloluk bir basınç uygulayabilir ve avının kemiklerini kolayca parçalayabilir. Kendi ağırlığının birkaç katını kaldırabilir ve en güçlü insanlar bile ayılara karşı saniyeler içinde av olabilir. Yetişkin bir boz ayı günde yaklaşık 40 kilo et yiyebilir. Ancak ayılar zorunlu etçiller değildir. Hepçil hatta leşçil bir canlıdır. 50 km/h hıza ulaşabilirler. Yani bir ayıdan kaçmaya çalışmak imkansıza yakındır. Tırmanma yetenekleri de oldukça genişmiştir. Birçok insanın kaçış noktası olarak gördüğü ağaçlar, ayılar için sadece birkaç saniyelik bir tırmanış meselesidir. Birçok insan ayıları sadece güçlü ama zekası düşük hayvanlar olarak görür. Ancak bilim insanları ayıların zekasını ortalama 3-5 yaşındaki bir çocuğu denk olarak belirlemiştir. Kapıları açabilirler, kilitli sistemleri çözebilirler ve hatta bazıları avcılardan kaçmak için tuzakları bozmayı öğrenmiştir. Balık avlarken kayaların akıntıyı nasıl değiştirdiğini hesaplayarak pozisyonlarını ayarlayabilirler. Deneyimlerden öğrenebilirler ve hafızaları oldukça güçlüdür. Bir kez yiyecek buldukları bir bölgeyi yıllar sonra bile hatırlayabilirler. Ayılar hakkındaki en korkunç gerçeklerden biri ise kannibal bir tür olmalarıdır. Kendi türlerinden olan yavru ayıları bile bir besin olarak görebilirler. Man vs. Bear adlı programında profesyonel sporcular, güreşçiler ve vücut geliştiriciler çeşitli yarışmalarda ayılarla karşı karşıya geldi. Sonuçlar oldukça netti. Halat çekme yarışında bile insanlar birkaç saniyeden fazla direnemedi. Koşu ve çevik it testlerinde bile ayılar sporculardan daha hızlıydı. Bu program sadece teorik olarak değil, pratikte de bir ayının insanı her anlamda ezdiğini gösterdi. Tarihte ise Vikinglerin Berserker savaşçıları kendilerini ayının ruhuyla birleştirdiklerine inanarak savaş öncesinde transa girerlerdi. Hatta bazı klanların evcilleştirilmiş ayıları savaş meydanına saldığı efsaneleri vardır. Ayrıca ortaçağ Avrupa'sında bazı lordlar kale savunmalarında hendeklere ayılar koyarak düşmanlarını korkutmuştur. Rusya'nın ayıyla özdeşleşmesi tesadüf değildir. Bir ayı gibi Rus kültürünü de dayanıklı ve savaşçı bir karaktere sahip olarak görürler. Tarih boyunca Rus orduları bu sembolü benimsemiştir. Eğer bu içeriğimi beğendiysen, daha fazla benzer içerik için kanalıma abone olmayı unutma.